Aynı yürüyüşü de yapsanız daha büyük motor, daha fazla kas ve daha fazla yağ kaybı, daha fazla kalori harcaması olacak. 41 yaşındayım ve bugüne kadar ilk defa kreatin kullanmaya başladım ve bugüne kadar daha önce bunu kullanmaya başlamadığım için şu anda çok pişmanım. Keşke daha önce milli takımda kürek çekmeye başladığım dönemler ya da spor hocalığına başladığım dönemler daha fazla bilgi biliyor olsaydım, daha doğru bilgiler biliyor olsaydım ve keşke kullanmaya başlamış olsaydım. Ama önemli değil, 41 yaşında olabilirim, hiçbir şey için geç değil. Eğer kilo vermek istiyorsan, ben aslında kilo vermek için kullanmaya başladım. Nasıl kullanacağımı, kendim için nasıl kullanmayı tercih ettiğimi anlatacağım. İki, kilo almak istiyorsan, kas yapmak istiyorsan, yaklaşık 15 gündür kullanıyorum. Çok ciddi anlamda kaslarımda bir artış oldu. Bunu da nasıl yaptığımı anlatacağım. Kesinlikle tavsiye niteliğinde bir video değil. Kesinlikle doktorunuza ve diyetisyeninize danışmadan almayın. Ben her ne kadar yüksek lisansta sporcu beslenmesi gördüysem de yine de doktor diyetisyen arkadaşım Emre Kengere danışıp öyle kullanmaya başladım ama dediğim gibi aslında çok pişmanım geç kullandığım için. Üçüncü bir sebep daha var kullanmayı tercih edebilirsiniz. O da enerji spora gitmek için yeterince enerji bulamıyorsanız ya da günlük aktivitelerinizi yapmak için yeterince enerji bulamıyorsanız kendinizi yorgun hissediyorsanız yine doktorunuza ve diyetisyenize danışarak kullanabilirsiniz. Bugün söyleyeceğim yöntemleri ve sebepleri anlatırken aşağıda size bunlarla ilgili bilimsel açıklamaları, bilimsel makaleleri paylaşıyorum. Artı çok sevdiğim bir Stanford Üniversitesi'nde doktor bir hoca var. Onun supplementlerle alakalı ve kreatinle alakalı uzun bir videosu var. Onu da aşağıda paylaşıyorum. İlgini çekerse ona da bakabiliriz. Evet biliyorum daha önceki videolarımda ben doğal taraftarım yani doğal beslenme taraftarım ve supplement hiç kullanmıyorum demiştim. Bu doğru fakat araştırmalara baktığımda özellikle 70 yaş üstü erkeklerde yapılan bir araştırmaya baktım. Hiç spor yapmamalarına rağmen sadece kreatin kullanarak yanında protein tozu 30 gram alarak hiç spor yapmamalarına rağmen nasıl güçlerinde artış olduğuyla alakalı bir um, araştırma bilimsel araştırmaya baktım. Sonra doktor diyetisyen arkadaşlarıma danıştım. Ardından da yine baktım araştırmalarda. Sadece kas oranındaki artıştan değil, aynı zamanda kemik yoğunluğundaki artıştan da bahsediyor. Bu hem kadın hem erkek herkes için çok önemli. Yanlış bilinen gerçekler bir kreatin saç döker. Bununla alakalı sadece 40 yıldır bu arada kreatin var ve 40 yıldır yapılmış yüzlerce belki binlerce araştırma var. Sadece bir tanesinde saç dökülmesiyle alakalı bir kısım var. Bazı insanlar ona biraz takılmış. O da aslında direkt saçları dökülür diye anlatmıyor araştırmada. Onun yerine aslında DHT denilen vücuttaki testosteronun daha güçlü halinden bahsediyor. Onun artmasından bahsediyor. O da saç dökümüne sebep olabilir diyor ama birebir saç dökülmesine sebep olan bir bilimsel bir araştırma yok. İki, kreatin bir ilaç değildir ya da bir sadece vücut geliştirmecinin kullandığı bir steroid değildir. Herkesin kullanabileceği bir mide rahatsızlığı yoksa herkesin kullanabileceği bir besin takviyesi diyebiliriz. Üç, Özellikle kadınlar kreatini kullandığı zaman e, benim gibi aşırı kolları kalınlaşacak diye bir durum yok. Benim 20 aylık bir kızım var takip ediyorsanız Instagram'dan biliyorsunuz. Ben onu da taşımak zorunda kaldığım için <laughs> kollarımda ekstra bir kalınlaşma oldu itiraf etmem gerekirse. Ha, bu benim hoşuma gidiyor tabii ki. Etrafımdaki insanlar da dikkat ediyorlar ne kadar kolların gelişmiş diye ama... Kadınlarda aynı etkiyi göstereceğine dair hiçbir araştırma yok. Doğru diyet ve doğru sporla aslında kilo vermenize de yardımcı olacağı araştırmalarda gözüküyor. Özellikle 35 yaşından sonra erkeklerde ve kadınlarda kas kaybı süreci başlıyor. Yani vücudunuzdaki kas oranınız gittikçe azalmaya başlıyor ya da istediğiniz kadar spor yapın, istediğiniz kasları kaslı vücudu yakalamakta zorlanıyorsunuz 35 yaşından sonra. Bunun da bilimsel adı sarkopenia. Yıllık %1,5 daha sonrasında %3 Kas kaybı yaşamaya başlıyorsunuz. Tamam çok kaslı olmak istemiyorsunuz. Kilo vermek için belki bu videoyu açtınız. O zaman size ne faydası olacak? Eğer vücudunuzdaki kas oranınız düşmeye başlarsa bu sizin metabolizmanızın düştüğü anlamına gelir. O yüzden ben daha önceki videolarımda hep size nasıl dirençli egzersizlerin aslında kardiyoya göre kilo verme konusunda daha faydalı olacağını anlatmıştım. Eğer vücudunuzdaki kas oranınızı arttırırsanız arabanın motoru büyüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Böylece daha fazla benzin yakmaya başlayacaksınız. Bu da sizi aslında daha fazla yağ yakmaya götürecek. Aynı yürüyüşü de yapsanız daha büyük motor, daha fazla kas ve daha fazla yağ kaybı, daha fazla kalori harcaması olacak. Ama tabii ki daha fazla kas kazanırken eğer amacınız tartıda zayıflamaksa, tartıda daha az bir kilo görmekse. Burada şuraya gösteriyorum çünkü burada bir tartı var. O zaman tabii ki ilk başta biraz moraliniz bozulabilir. Çünkü kreatin kullandığınız zaman hem kas oranınız artıyor, tartıda biraz yükseliyor gibi gözükebilirsiniz. Ya da düşmediğinizi görebilirsiniz spor yapıyor olmanıza rağmen. İki, birazcık vücutta e, su tutma ihtimali var. Çünkü aslında kreatin vücudun kendi doğalında salgıladığı bir enerji deposu. Yani bir nevi benzin diyebilirsiniz. Vücudumuzda enerji bulmak için ATP'ler var ve kaslarımız enerjiye ihtiyaç duyduğunda bu ATP'leri kullanıyorlar. Kreatinin de bu ATP'lerin sağlanması konusunda aslında vücudun doğal ürettiği amino asitlerden ürettiği bir yakacak. Okey. Bir e, odun ya da kömür gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de aslında günlük enerjiniz azsa enerjinizi arttırmak için yani günlük hayattaki enerjiniz olabilir, spor enerjiniz olabilir. Bunu arttırmak için mükemmel bir supplement. Ama vücudun su tutmasında bir dezavantajı olabilir. Bu da yine tartıda size dezavantaj olarak dönebilir. O yüzden eğer bunu kullanıyorsanız mesela eşim de kullanıyor şu anda. E, o benim kadar irileşmedi. Ama ben biraz daha işte barfiksler, şınavlar vesaire biraz daha kas yoğunluğuna yönelik egzersizler yaptığım için ben biraz daha fazla irileştim. O yüzden siz normal pilates, yoga gibi daha çok irileşmeye yönelik olmayan egzersizler yaparken ya da işte kardiyo egzersizleri yaparken, koşarken vesaire kullanırsanız aslında sizi bu irileşme konusunda dezavantajlı duruma düşürmeyecek. Ama dediğim gibi ilk kullanmaya başladığınızda tartıda bir değişiklik görmezseniz hemen moraliniz bozulmasın. Onun dışında bol bol su içmenizi tavsiye ediyor doktorlar ve araştırmalar. Çok yüksek proteinli kreatini aynı anda kullanırsanız bazı sakıncaları olabilir deniyor araştırmalarda. Bir de herhangi bir sıkıntınız yoksa günlük 5 gram kreatin tavsiye ediliyor. Eğer bazı insanlar yapılan araştırmada mide rahatsızlığı varsa o 5 gramı ikiye bölüp 2,5 gram sabah 2,5 gram öğleden sonra kullanabileceğinizi anlatıyor araştırmalar. Tahmin ediyorsunuz ki vücuttaki enerjiyi arttırıyor olması aslında spor sırasındaki enerjinizi de arttırıyor. Yani siz bu sabah bir koşu yapmak istiyorsanız, bisiklet yapmak istiyorsanız ya da bu akşam yatacaksınız ve ertesi sabah spora gitsen mi gitmesen mi, stüdyoya, salona, fitness salonuna gitsem mi gitmesen mi diye düşünürken vücudunuzda daha enerji varsa tabii ki sabah kalktığınızda daha büyük şevkle gideceksiniz. Bunu yaratmasının sebebi de dediğim gibi bu kreatini bir odun olarak düşünürseniz bugün kreatin aldınız ve yarın sabah hemen bir enerji patlaması yaşayacak demek değil ama 30 gün boyunca düzenli olarak kreatin kullanan kişilerde bu enerjinin arttığı gözükmüş bütün araştırmalarda. Onun sebebi de vücudunuzdaki odunların enerji için ya da benzinin kullanıldığını düşünürseniz yani işe giderken de kullanılıyor, spor yaparken de kullanılıyor. Bugün kreatini aldım hemen böyle bir enerji patlamasından ziyade bu odunların yavaş 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 eksik kalan yerlere doldurulduğunu düşünürseniz bir ay sonra artık bu kreatin depolarınız dolu olduğu için kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, daha enerjik hissedeceksiniz. Ee, bu da bence iyi bir şey çünkü öbür türlü zaten hem çok doğal olmazdı, hem de büyük ihtimalle o kadar etkili bir ilaç olsaydı düşüşü de çok sert olurdu o yüzden böyle 15 gün sonra bir ay sonra yavaş yavaş etki ediyor olması enerji açısından bence çok önemli. Ben 15 günde açıkçası hem enerji psikolojik de olabilir enerji açısından daha iyi olduğumu hissediyorum sabahları daha fazla koşmaya başladım, daha fazla kardiyo yapmaya başladım bazı günler çift antrenman egzersiz yapmaya başladım ama dediğim gibi 30 günün sonunda neler yaşayacağım onu da çok fazla merak ediyorum. Bir 30 günü tamamladığım zaman belki bu kreatinle alakalı bir video daha çekerim. Siz aşağıda Bununla alakalı neler düşünüyorsunuz Lütfen onu da yorum olarak yazın Şehir efsanelerinden bir tanesi de Böbrekler konusunda zararlı olduğu Anlatılır söylenir dışarıda Özellikle genç sporcuların Anneleri böyle şeylerden çok korkar 40 yıllık yapılan Araştırmalardan sadece bir tanesinde Bir profesyonel sporcu Böbreklerinde çok ciddi problem yaşamış Fakat orada da aslında gözükmüş ki Sadece kreatin Kullanmamış Kas artışı için ve Kilo kaybı için çok fazla ilaç kullanmış ve değişik yöntemler kullanmış. Bunun sebebinde böbreklerinde çok ciddi problem olmuş. Onun haricinde e, günlük 5 gram, 2-5 gram arası kullanılan, bu saplement kullanan insanlarda 40 yıllık araştırmalarda hiçbir böbrekle alakalı problem gözükmemiş. Böylece diğer videolarında aslında aynı sonuca çıkıyor olabiliriz. Eğer amacınız tartıda kilo vermek ise, amacınız aynaya baktığınızda daha fit olmaksa, ee, daha az yağlı olmaksa bence e, ben kendime söylüyorum akın sen kullanabilirsin. Sana söylemiyorum çünkü her insan başka dediğim gibi sen kendi diyetisyenine doktoruna göreceksin. Umarım videoyu beğenmişsindir. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsan şu yandaki kutulara da tıklamanı tavsiye ederim. Bir de aşağıdaki beğeni butonuna ve oradaki takip butonuna daha önce basmadıysan mutlaka bas. Çan ikonuna da bas. Bu tarz videolar geldikçe YouTube sana haber verecek. Ben Akın Saatçı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.